Tamam. Bu eylemi yapan genç arkadaşlar bu ülkenin çocukları ve bu eylem aracılığıyla Türk kamuoyuna barış ve ateşkes mesajı vermek istediklerini söylediler. Benden parlamentoda Kürt sorunu çözümü, ateşkesin sağlanması için daha fazla rol üstlenmem konusunda ricacı oldular. CHP'nin izlediği politikaların Kürt sorunu çözümü yönünde de olumlu olduğunu, dikkatle izlediklerini ve beğendiklerini ama bütün partilerin daha fazla çaba harcaması gerektiğini bildirdiler. Asker olsun, dağdaki genç olsun, ölen bütün çocukların bu ülkenin çocuğu olduğunu ve bu savaşı başta kendilerinin anlamsız bulduklarını söylediler. İstediğimiz demokratik özerklik planı hiç de silahlı mücadele gerektirmeyen demokratik bir taleptir ve Avrupa'da pek çok ülkede vardır. Bu bakımdan biz de yürüttüğümüz mücadelenin artık çok anlamsız olduğunu biliyoruz dediler. Tabii bütün bu olumlu mesajların kardeşlik ve barış taleplerinin yanında benim gibi silahsız, korumasız gezen, Dersim'in dağlarında, yaylalarında, ovalarında 24 saat halkının sorunlarıyla ilgilenen birini tutsak almanın da Dersim halkının iradesine bir müdahale olarak değerlendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu kendilerine söyledim. Yine sohbet sırasında bana bağımsız bir kimlikle siyaset yapmamın kendilerini memnun edeceğini söylediler. Ben de silahların gölgesi altında bu konuda herhangi bir karar verilemeyeceğini, özgür iradem dışında verilecek hiçbir kararın da doğru olmayacağını kendilerine söyledim. Yeni CHP'nin Dersim milletvekili olduğum için gurur duyduğumu, yeni CHP'nin benim gibi insanları partiye kabul ederek dönüşümün işaretlerini çoktan verdiğini belirttim. Gördüğüm şu, dağdaki 18-25 yaş arası oluşan 6-7 kişilik grup benimle muhatap olan genç arkadaşlar. Tümü evlerine geri dönmek istiyor. Bu anlamsız savaşın bitmesini istiyor. Kürt sorunu çözümü için parlamentoda bugün yapılamayan 4 partinin bir araya gelip medeni bir şekilde çözüm aramasının tek yol olduğunu söylüyorlar. Ellerinde silah olan insanlar yönünden barış isteğinin dile getirilmesi bence çok değerli. Unutmayın ki her an ölüm riskiyle karşı karşıya olan insanlar bunlar. 2 gündür Tornava bölgesi yoğun olarak bombalanıyordu. Biz izliyorduk bombardımanı. Bu ülkenin çocukları, bu bombalar patlasaydı, onlar veya biz ölseydik, eminim barış umutları daha fazla ertelenmiş olurdu. Bu bakımdan askeri çözümü asla başından beri onaylamadığımızı, barışçı ve siyasi çözümü istediğimizi bizzat Sayın Genel Başkanımızın Akil İnsanlar Komitesi önerisiyle göstermiş olduk. Önümüzdeki haftalarda da Cumhuriyet Halk Partisi Kürt sorununa dair daha ayrıntılı bir program açıklayacak. Genel Başkan'ı izlemenizi öneririm. Bana yönelik herhangi bir tehdit yok. Son derece saygılı ve anlayışlı bir muamele var. Ama Haziran 2011'de ortaya çıkan tablonun kendilerini de memnun etmediğini hissettim. Fakat demokrasilerin de seçmen odaklı rejimler olduğunu, seçmen iradesine herkesin saygı duyacağını, dağdaki eli silahlı kadroların da buna saygı duymak zorunda olduğunu söyledim. Kendileri de saygısızlık ifade eden herhangi bir şey söylemediler ama akan kanın durması için özellikle CHP'den ve özellikle de benden Dersim milletvekili olarak daha çok emek ve çaba beklediklerini ifade ettiler. Efendim, o anları anlatır mısınız? Kaçırıldığınızda neler yaşadınız, ne kadar yürüdünüz, gece nerede kaldınız? Yani yolumuzu kesen grup beni tanıyordu. Bana karşı herhangi bir zor kullanılmadı. Benim kendimi tanıtmam üzerine, bunun yanlış olduğunu bildirmem üzerine silah bile doğrultmayacaklarını, beni bir halk evladı, dost bir arkadaş olarak selamladıklarını söylediler. Ama açıkçası ben direnme yolunu arkadan gelen arabaların herhangi bir çatışmada zarar görmemesi, yanımda bulunan iki arkadaşın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi, beni almaya gelenlerin can kaybı yaşamaması için direnmekten vazgeçtim. Normalde direnebilirdim, gitmeyebilirdim. Sanmıyorum silah kullanacaklardı. Ama arkadan gelen arabalar çoğalınca olası bir çatışmada herkesin can güvenliği tehlikeye girer diye endişelendim ve gönüllü gitmeyi kabul ettim. Çünkü hiçbir insanın ölümü benim 2 gün dağda kalmamdan daha hafif değil. Ölüm çok korkunç bir şey. Hayır. 6-7 saat yürüdük. Bir derede kaldık. Benim de aşı olduğum Dersim Dağları'nda 2 gün kaldım. Dersim Dağları'nı özlemişim. Ama hiç kimse dağa çıkmasın, hiç kimse ölmesin. Temennim var. Yok, Kandil. Doğrudan Bahoz Erdal'la görüşülüyordu. Bahoz Erdal bizzat güvenliğin sağlanması ve en kısa zamanda serbest bırakılmamı kendilerine talimat verdi.
Fakat Ankara'da oluşan tepkilerin, meclis başkanının, başbakan, genel başkanımızın, İHD'nin, bütün Alevi örgütlerinin, yürüyüş yapan bütün insanların ve başta Dersim halkının tepkilerinin de bu süreyi kısalttığına inanıyorum. Acelece bugün serbest bırakıldığımı düşünüyorum. Çünkü normalde Dersim üst düzey sorumlularıyla görüştürüp bazı isteklerde bulunacaklardı. Oluşan yoğun tepkiler üzerine 48 saat içinde serbest bırakıldı. Sizin nerede serbest bırakıldı? 6-7 kişilik bir genç gruptu. Yani çok saygılı çocuklardı. Keşke bu toplumun içinde olsalar ve üniversite okusalar, normal hayatlarına devam etsin. Efendim, oldular yoksa tesadüf müydü, sizi bekliyorlar mıydı orada? Yok yok, yani bana dönük özel bir şeyleri yok. Bunu siyasi bir propaganda olarak yaptıklarını söylediler. Yani Ankara'ya barış ve ateşkes mesajı vermek için yaptıklarını söylediler. burada bulunan basın mensupları da 2 gün boyunca son derece olumlu roller oynadılar. Hepinize çok teşekkür ederim. Dediğim gibi ben biraz evvel bir duş almak için, karşınıza kötü çıkmamak için sizden süre istedim. Efendim, KCK ile bir bağlantıları var mı? Yani KCK bir yargılama söz konusu gibi bazı şeyler duyduk. Yok, hayır. Beni dost bir milletvekili olarak gördüklerini söylediler. Hatta bağımsız siyaset yapmam halinde daha çok memnun olacaklarını söylediler. Ben de silahların gölgesi altında hiçbir karar verilemeyeceğini, kendi kararlarımı özgürce vereceğimi söyledim. Efendim, Boğaz Erdal'la görüştüğünüzü söylediniz. Ben söylemedim, hayır, öyle bir şey söylemedim. Örgüde yakın ajanslarda yapılan bazı haberler var, örgüt kaynaklı. Evet. Kaçırılmanızdan örgütün üst düzey yöneticilerinin rahatsız olduğunu, bunun alt tabanda bireysel bir eylem olduğu yönünde açıklamalar oldu. Size bunun bir yansıması oldu mu? Şöyle oldu, sabah uyandığımızda Boğaz Erdal bulunduğumuz bölgeyi aradı ve bu olayın doğru olup olmadığını sordu. Beni götüren arkadaşlar doğruladılar. Bunun üzerine güvenlik en üst seviyeye çıkarılsın ve kılına zarar gelmesin diye talimatı aldıklarını ilettiler. Yerel bir birimin hareketi de olabilir. Bilemiyorum. Bunları konuşamadık. Bunları sormadık. Tamam, bırakılış sürecini de bir anlatır mısınız? Kaçırılış sürecini. Yoğun tepkiler üzerine eylemin amacına ulaştığını bildirip beni uğurladılar. Bulunduğum dereden çıktık, yola geldik. Sarıldılar, öptüler. Burada bulunan kardeşlerini sakın unutma abi dediler. Senden destek istiyoruz dediler. Ben de onlara destek vereceğimi, barışın sağlanması için mücadele edeceğimi söz verdim. Nereye genelden sizleri kim aldı? Siz kendiniz yürüdüm ben. Ben Dersim dağlarının her yerini biliyorum. 40 yıl Dersim'de yaşadım, avukatlık yaptım. Dersim 38'in kitaplarını yazdım. İlk kitabımı ana dilim Zazaca'da yazdım. Kendim Dersim'in bir evladıyım. Dolayısıyla karış karış her yeri biliyorum. Sizi seviyoruz Hüseyin Bey. Çok sağ olun. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Bu kadar yeter. Sağ olun. Yarın daha Arkadaşlar, önce sizin ve bütün Türkiye'nin desteği için çok teşekkür ediyorum herkese. Çok mutluyum. Eşim sağ salim bize ve çocuklarına kavuştuğu için. Umarım bundan sonra ülkede barış olur. Hiç kimsenin burnu kanamaz. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim hepinize. Şimdi çok mutluyum ama bir daha hiç kimsenin dağ kaldırılmamasını ve terörün burada bitmesini istiyorum. Bir daha hiçbir şey olmasın ve hiç kimse mutsuz olmasın.